Merhabalar ben pratik takımın sahibim. Gecenin bu saatinde bir uyku tutmadı. Dedim bir video açayım. Video yükleyip atayım. Çünkü bugün hiçbir video atmadık. Sadece canlı anlayan... Öncelikle şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın benim premium grubuma gelmek isteyen insanlar var. O arkadaşları şunu izah etmek istiyorum ben. Şimdi benim premium grubuma direkt kendi cebinizden ücret ödeyerek para göndermeyin. Bunu bir kere ben en başından söyleyeyim. Ücretsiz benim bir tane WhatsApp grubum var. Ücretsiz WhatsApp grubuma gel güzel kardeşim. Beni orada bir test et. Kazanır mıyım? Kayıp mı mu Kazanırsın. Bugün 1000 TL kar yaparsın mesela örnek olarak. Bana dersin ki abi grubun bedeli ne kadar? Ben sana şu kadar derim. Miktarı beğenmedim mi? Abi çok mu dedim bana? Ödemelerim var abi. Ben bunu ödeyemem dedim. Tamam bitti. Ben tane yani ücretsiz grubunda kalmaya devam edersin. Ben şöyle düşünmeyin. Ben ücretsiz gruba gelen insanlardan ekstra bir talep etmiyorum. Ekstra bir para talep etmiyorum. Mesela diyeyim bugün İki buçuk para bastım. On milyarlık para aldım veya üç TL bastım. Beş TL aldım. Bu benim ilgilendirmiyor. Diyelim iki buçuk bassın bastım. On milyar TL para aldım. Ben senden bir kuruş para istemiyorum. O aldığım paranın hepsi sana ananın ak sütü gibi herhalde hoş olsun. Kendi yaptığım analizlerimi sana sunuyorum. Ücretsiz bir şekilde WhatsApp kurma dahil olabilirsiniz. Ee, çok mesaj geliyor. Şimdi ilginize çok teşekkür ediyorum ayrıyetten. Bunun dışında da arkadaşlar çok mesaj geldiği için cevap vermekten aciz kalabiliyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü mesela bana mesaj attığınız zaman mesajlar altta kalıyor. Mesela bana bugün örnek veriyorum. Ahmet, Mehmet ve her ki, hakkı, her kimse artık. Mesela bana bugün gitti. Hakkı mesaj attı. Örnek Ahmet mesaj attı. Abi beni grubuna al. Ben mesajı görmedim. Arkasından e, mesaj geliyor. Abi ücretsiz grubundan gelenler mesela diyor ki abi kazandık. Abi kazandık sağ ol. Sayan da yine ücretsiz bir şekilde kazandık yazıyor. Ne oluyor güzel kardeşim? Gruba gelmek isteyen adamın mesaj altta kalıyor. Ve herkese tek tek cevap vermek zor. Hani ben en başında bu bana kolay geliyordu ama gerçekten çok zor. Onu söyleyeyim. Ee, onun dışında masa tenisi. Arkadaşlar hani şu anda bildiğiniz gibi iddianın konusu masa tenisi artık. Çünkü iddiada masa tenisi şu anda popüler bir oyun olarak gözüküyor. Bu yoğunluklu olarak görebileceğiniz bir spor olur. Benim masa tenisiyle alakalı çok güzel bir tane videom var. kesin izleyin arkadaşlar. Başarı sağlayan bir taktik. Hatta iki tane video çektim ben masa tenisiyle alakalı. Bir tane liste çıkarttım sizlere not defteri uygulamasından. Hangi oranların geldiğini, hangi oranların gelmediğini sizlere orada sundum. Ücretsiz bir şekilde sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Şimdi masa tenisi deyince masa tenisinden çıkacağız. Futbola geçiyoruz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra. Bugün sizlere %70 güvenceli. Bakın hani yattığı zaman hatta ben güvence vermiyorum. Kendi tahminimi sizlerle paylaşacağım. Umarım kazanırız diyorum. Ee, tek maç üzerinden zaten oynayabileceksiniz benim maçımı arkadaşlar. Ee, tek dileğimiz şu. Umarım kazanırız. Bunun başka bir alternatifi olmasın. Bildiğiniz gibi Fortuna Düsseldorf Schalke 0 maçı var. Şimdi Şalki eee Güzel bir takım. Kadrosu yönünden hücum bir takımı. Ama ben bu maçın niye bilmiyorum e, sebebini bilmiyorum ama 0-1 skor biteceğini düşünüyorum. Onun dışında ilk kere maç sonucu olarak 0'dan 2 tercihini arada 5 orandan 0'dan 2 tercihini e, düşünüyorum. 2 da bitebilir maç. Yani 2-0 biterse 2'den 2 olur. Tek maç üzerinden oynayabileceksiniz. Direkt maç sonu 2.40 oran. Çok e, kaliteli bir oran. %140'a yakın %140'lık bir kazanç demek bu. 2.40 orandan sizler de Şalke 0-4'ün maçına maç sonraki atabilirsiniz. Oranı yükseltmek isteyenler için bildiğiniz gibi Lipsink bundan önceki hafta şov yaptı. Onu söyleyeyim. Bundan önceki maçında, bundan önceki haftadayken daha bir hafta olmadı. Lipsink'in maçına da 1.25 orandan maç sonra bir koysak oran 3'ü geçiyor mu? Tam 3. İşte size yarının Yarın 3 oranlı kuponunu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Tam 3. Tesadüf olamaz. Gerçek. Gerçekler daima mutluluk verir. E, bu kupona oynayıp inşallah kazanırsınız diyeyim size. Yani oynayanlar varsa bana özelden fotoğrafını atabilir. Şöyle düşünmeyin lan ben bu adam özelden fotoğrafını atayım. Enayi ben? Bu adam tuttu zaman benden para isteyecek. Böyle bir şey yok kardeşim. Buradan aldığım bütün para senindir. Senden bir kuruş para istemem. Eğer tut tutarsa tabi. Eğer riske girmeyeyim diyorsan Lipsink'in maçını çıkartıyorsun. Tek maç üzerinden bahis alıyorsun. Schalke'nin maçına e, zaten burada favori takım Fortuna Düsseldorf. Sürpriz takım Schalke 0-4. 2.30 Fortuna Düsseldorf. 2.40 Schalke 0 -4. Ama ben yarına kadar oranların tam tersine dönüşeceğini düşünüyorum. Yani e, 2.40 Fortuna Düsseldorf. 2.30 Şalke 04 olacağına inanıyorum veya daha düşük olabilir Şelki. Hani benim gözümde yarın yarının bu maçın favorisi Şelki arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Umarım yararlı bir video olur. Kendinize çok iyi bakın. 5 dakikalık bir video oldu. Çok vakit çok çabuk geçti. Masa tenisi hakkında ufak bir bilgi daha verip kapatmak istiyorum. Şunu söyleyeyim. Masa tenisine gerekirse bahis almayın arkadaşlar. Çünkü bu şey oyunu yani bunu şu şekilde düşünün. Masa masa tenisi bilek güreşi. Yani bilek güreşi gibi bir şey. Oranları kesinlikle ama kesinlikle aldırmayın. Ve bundan önceki masa tenis taktiği videomu izlerseniz eğer şöyle bir şey var. E, masa tenisinde son iki maçında galibiyet alanlar üçüncü maçta genelde seriye bağlıyor ve yani üçüncü maçında kazanıyor. Orana, oranı aldanmayın. 3.35 olabilir. 1.80 olabilir. 1.40 olabilir. 2.10 olabilir belki 1.10 olabilir. Yani orana bakmayacaksın. Bu çünkü masa tenisi, bilek güreşi ve yapılan bir ata oyunun gitmesine gitmesine sebep olacaktır. Tarafsız bir oyun. Her taraf paravan şeklinde e, çekilmiş. Yukarıda bir kamera var. Zaten burada bir tane oyuncu var. Bilen bilir Roman Pavlenko diye. Kendisi her zaman kamaraya konuşan. Aha burada da yarın maçı varmış. Gördüm herhalde aynı anda. <laughs> yarın da maçı var. Şunun maçını yarın izler misiniz? Sizlerden tek ricam bu. 8.30'da oynanacak. Erken kalkabilen varsa şunun maçını bir izlesin arkadaşlar. Her zaman kameraya konuşuyor ve el hareketleri yapıyor. Yani tik yapıyor, ok yapıyor, bir şeyler yapıyor. Ve her zaman mağlup durumdayken oradan gelip maçı çeviren bir oyuncu. Tabi ben bu maç sonu gidemiyorum. O ayrı bir konu. Ev sahibini tanımıyorum çünkü Volkov'u. Ama şunun maçını bir izleyin. Roman Pavlenko. Yani masa tenisinin tek şikeci oyuncusu bence bu. Çok iyi bakın kendinize. Hepinizi seviyorum beyler. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.